Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Sekiz Uyghur'un İstanbul'da sakçılar tarafından parakendicilikke uçuruşu gulgulu kozgumakta. 17 avgust tushdinkin İstanbul'un Taksim meydanında aile azaları ve tukkalları Xitay rejimi tarafından yığıp iliş lagırlarına ve türmelerine solanan Uyghur yaşları toplanıp, tutulgan aile azalarının resimi çüşürülgen maykilerini kiyip hatırı süretki çüş faaliyeti elip bargan bulup, Taksim meydanında süretki çüşken lagır kurbalarının yıkılları sakçılarının parakendicilikke uçurgan. Sakçılar hiç kandak sebep görsetmesin, ularını çüşken suretlerini yüyü etişke, yığıp iliş lagırlarına solanan yıkılarının resimleri çüşürülgen maykelerini selip etişke, ya ki onu tedir örüp giyişke zorluğan. Neticede yaşlar sakçılarının digini kılışkı mecbur bulgan. Bu İstanbul'da aile yıkılları tutkun kılınan Uyghur yaşları teşkilligen 3. faaliyet bulup, bundan burun ular Beyazıt Meydanı'nda ve Xitay'ın İstanbul'daki konsulhanesinin aldığı faaliyet teşkilligen idi. Ular sakçılarının bu muamelesiga uçurgan deyken Cevlan Şirmehmet, Mirzahmet, İlyas Qatarlıqlar ictimai uçur vasıtları özleri uçurgan bu muamele hakkında kıskı sin tarqatdı. Ve Türk tüpürüqüde uçurgan bu muameleni ayıplaydıqallıqını, şunlıqla özlerinin bu yoldan hergizmi vazgeçmeydıqallıqını bildirişti. Mezgür yaşlar içindeki Alimcan Turdi, aksi, acisi ve başka aile azaları bulup 7 kişinin izdirikini kılıvatkan bulup, o Taksim meydanındaki sakçılarının parakendicilik hakkında toxtulup mundaq dedi. Sakçılar kilip kimlikimizin sorudu ve nimiş kılıvatkallıkımızın sorudu. Biz süretki çüşkülü keldok dedik. Ular bu maykalar bilen süretki çüşümüzden kanunga xilap ikerlikini etdi. Kiyin bizni bir bulunga apırıp hemimizden kimlikini elivelip bir yerim saat avarı kıldı. Kiyin ular bundaq mansanlar bulmaydı, maykalarınlarını selip etip mansılar dedi. Qeyrindaşlarımız itiraz bildirgen deyken, ular undaqtı kiminlerini tətürk yiyip mağısılar dedi. Bunun könlümüz intayın yerim buldu. Mən Türkiye'de hükümetin ve devletin intayın ümit kütüb yaşavatkan biri idim. Türk sakçılarının bizgi könlükünü selivi tıpman deyişi biz üçün uçuqtun uçuq haqarettir. Nöbette mezkur vaqa ictimai alaqı vasıtlarıdı kən tarqılıvatkan bulup, faaliyetin teşkilligüçilerinin biri bolgan caza lagırı qurbalarının aile tavabiyatlarının Mirzahmet İlyas Efendi'nin mezkur vaka hakkındaki videoluk sözleri küçülük təsir qozgumaqda. Mirzahmet İlyas Efendim videoda bu vaka tuğursu toxtulup mundaqdaydı. Biz pekat 8 kişi, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki yığı veliş lagırlarına kamalgan qeyrindaşırımızda əsləb xatırı süretki çüş üçün keldik. Şuar dolumuduk, namayış kılmuduk. Sakçılar bizni Taksim'den qoğlaş üçün maykelerimizi tətürk edirdi. Bu bizni mazaq kılgallıq, biz cinayetçi emes, Koçunun otursu da maykelerimizi tətürk edirdi. Bizning ata-analarimizni izlishimiz cinayet mi? Türk tüpürüqüde mi Xitay'a karşı avazımızı çıkaralmayvatımız? Bu hakikaten bir ayıp. Gördüğünüz gibi biz sadece 8 arkadaş Taksim Meydanı'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutuklu olan kardeşlerimizi hatıra fotoğraf çekmek için Taksim Meydanı'na geldik. Sadece hatıra fotoğraf çekmek için. Ne ses çıkarttık, ne taşıntı yaptık. Fakat polisler engel oldu, saygı duyduk. En son bakın arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bizi oradan ayrılmak için tişörtümüzü ters giydirdiler. Bu bizi aşağılamaktır bu. Biz bunu aşağılamak olarak görüyoruz. Sokağın ortasında bize tişörtü ters giydirdiler. Suçlu muyuz biz? Annemizi bulmak bizim suçumuz mu? Babamızı, kardeşimizi aramak bizim suç mu? Suç değil. Ey arkadaşlar, Türk kardeşlerimiz. Zaten hayatımız bitmiş bizim. Burası Türk toprağıdır. Burası Türk toprağında biz Çinli'ye sesimizi çıkartalım. Ayıp arkadaşlar. Bu münasebet bilen Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatları Birliği mi bayanat ilan kılıp, bu mesele bilen yıkından alakadar buluvatkallıqını bildirdi. Bayanatta munular tilge elindi. 17 avgust günü tüştengin saat 3 etrafıda Türkiye İstanbul Beyoğlu rayonundaki Taksim meydanında Şarkı Türkistan'daki zulümünü anlatış ve narazılıkını bildiriş maksıda özlerinin ceza lagırlarındaki tukkallarının baş suretleri çürülgen maykalarını kivalgan 8 Şarkı Türkistanlık yaş, kanunga xilaplık kılmagan ve sağlamlık kaidelerine riayi kılgan takdirde mi rayonu mesul çarlıqıcı sakçılar tarafından toskulluk ufçurgan ve kivalgan kiyimdeki şuar ve narazılık sözlerini yögeş veya ki kimini selip etiş talep kılıngan. Vaka 101 vatkan esnada yaşlardan biri biz bilen alakı kıldı.
ve biz yaşlarımızın kanuni hak hukukunu koğdaşka uğrunduk. Neticede sakçılarının hiçbir kanuni asası bulmagan şekilde yaşlarının kimini tətür kiyiş tələb qilinişini toğru əməsləb qarab, İstanbul valisi ve İstanbul sakçı idarisi müdiri bilen körüşüb bu əhvalğa qarata Şarkı Türkistanlıqlarının narazılığını bildirdik. Şunlıqla bu işinin Türkiye kanuni ve xalqara kanun cəhətin uyğun əməsliğini ve bu axta vali ve sakçı müdirinin əhvalını sürüştü qilişini tələb qıldıq. Türkiye'de Şarkı Türkistan davası kılıvatkan ve Şarkı Türkistanlıqlarının Türkiye ve sırtıdaki hak hukukunu koğdaşını nişan kılgan bir teşkilat bulu süptimiz bilen, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bu ve bu türdeki vakalarda halkımızın hukukunu ahırgıcı koğdayımız. Hürmet bilen Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Twitter'de mezkur vaka hakkında işbadı bildirgen tunulgan kanun profesörü İlyas Doğan Efendim mundaqdaydı. Maykelerini tətür kiydiriş kemistiş pozisiyasıdır. Söz kılıç erkinlikini defsende kılıçtır. Bu iş kanuni yollar arkalık derhal sürüştü kılındı. Bu meselege alakadar İYİ Partisi Ankara Milletvekili Şunaklı Teşkilatının muavin reisi İbrahim Halil Oral Efendimi Twitter'da işbadı bildirip, ailleri Xtay zulümü astıda bolgan bu insanlarga parakendicilik seliş ve köçede kiyimlerini tətür keydiriş asla kubul kılınmaydı. CH Baş İdarisi ve İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu bu meselege alakadar bir bayanat birişi gerek. Şarkı Türkistan bizning cenimizdir. Cenimiz hiç bulmasa Türkiye'de azap çekmesin diğerlerini bildirdi. Öz növetede İstanbul Üniversitesi okutucusu ve İsa Yusuf Alıptekin vahbi reisi Ömer Kul Efendimi Twitter'da ifade bildirip, ''Epsusluk içi de ayıplayman. Bu muamilini rava körgeller hakkında kereklik icraatlar kılınışı gerek. Taksim'de bundak bir namayiş kanunga xilap olsa onunla mı kereklik ceza birleşi gerek. Ayıptır, günahdır, aziz Türkiye'mizden itibarıga hiç kimden dağı çüşürüş hakkı bulmasızlığı gerek diğerlerini bildirdi. Yeni bir tarafdan Yesevi Alperalar Cemiyeti reisi Kürşat Mijan Efendi ular uçurgan bu muamiliğe itiraz bildirip, mezkur Uyghurlarının bazı Xtay Suyar sakçılar tarafından peskeş bir muamiliğe uçurganlığını, bu kanunsuz muamilini icra kılgan sakçılarını intayın katlıq nefret bilen ayıplaydıganlığını yazdı. Amerika Tayvan'ı kollaş vadisini emelileştirişke başladı. Amerika Avazı Toru'nun haberde bildirilmişçe Amerika Tayvan'a 66 tane F-16 V tipli küreşçi ayırıplan setip vergen bulup, Tayvan taraf setiveliş toxtamığı resmi imza koygan. Mezkur toxtamığı asasen Amerika Tayvan'a 66 tane yeni tipteki F-16 V tipli küreşçi ayırıplan setip vergen bulup, 2023 yılı Tuncu Türküm'de 2 tane ayırıplarını tapşırıdıkken ve 2026 yılı tapşırış tamamlandıkken. Məlum buluşça bu 1992 yılı Amerika Prezidenti Bush Tayvan'a 150 tane F-16 tipli küreşçi ayırıplan setip vergenden bu yankı Amerika'nın Tayvan'a Tuncu Kıtım ilgar küreşçi ayırıplan setip verişi bulup hesaplandıkken. Mütəxəssislər bu axtı toxtulub, gerçi bu qitimliq hərbi toxtam, Xitayının hərbi cəhətdiki üstünlük oranını özgərtəlməsi mi, amma Amerikanın Tayvanlı qoğdaş haqqıdaki vədisli turvatqallıqını görüstüb bərgəlləkini, siyasi əhmiyyətinin hərbi əhmiyyətidin zor ikəlləkini bildirişkən. Xitay Taşqı İşlər Ministerliki bayanatçısı Cavlijan Tünügün ötküzülgən müxbirlərini kütüveliş yığınıda bu axtıki sualıqı cevap verib, Bultur 8-ci ayda Amerika hükümeti Tayvan'a küreşçi ayırıplan setip berdiqallıqını elan qılgan vaqtıla küçülük narazılıkını bildirgenlikini. Bu kıtımlık toxtamının Amerika Xtay otursuzdaki kilişimlerge ve bir Xtay siyasetige xilap ikenlikini bildirdi. Amerika yeni bir Xtay casusunu kol kaldı. 17 avgust Amerika Adliye Ministerliğinin aşkarlışça Amerika Merkezi Akbarat İdarisi CIA'nın bir sabık hadimi okşaş organda hizmet kıldığan tukkını bilen birleşip, Xitayni Amerika'nın mahbi hüccetleri bilen temellep gelgen bulup 14 avgust kolu gelingan. Amerika Avazı Toru'nun bu axtaki haberde bildirilişe 67 yaşlık Mayu için Hong Kong'da tuğulgan bulup, kiyin Amerika puralıqı ötken. O 1982 yıldan 89 yılıca Amerika Merkezi Akbarat İdarisi hizmet kılgan ve en yukarı mahbiyetlik derecesindeki hüccetlerini körüş salahiyetine erişken. Kiyin Xitay'a kaytıp hizmet kılgan. 2004 yılı kaydeden Amerika Federatif Tekşiriş İdarisi FBI'de hizmetke erişken. Bu ceryanda o hizmet kolaylıqıdan paydalanıp Amerika'nın başkurulduğun bomba koral yarak sistemisiga alakadar bulgan mahbi hüccetlerini köpeyti veliş, süratki tartı veliş qatarlıq usullar arqalıq Xitay'a yolla bergen. Mälum buluşça o bugün tüncü sotkı çıkıdıgan bulup cinayeti bekitilse en iğir bulganda ömürlük kamaq cezasıga hüküm kılındıken.
Amerika Xitay Saudi kelishiminin icra qilinish ahvalini bahalash söhbeti kechiktirildi. Bu yil 2-nji ayda imzalangan Amerika Xitay 1-nji bosqichliq Saudi kelishiminin icra qilinish ahvalini bahalash söhbeti kechiktirildi. Reuters agentligining xabar qilishicha vaqadan xabardor zotlar asli 15-nji avgust kuni o'tkazilgan söhbatning kechiktirilganligi. Amerika Saudi ministri Lloyd Hyzer va Maliya ministri Minuchin bilan Xitoyning muavin bosh ministri Liu He o'tirsida o'tkazilgan yangi söhbat vaqtining texi bekitilmaganligini bildirdi. Amerika bilan Xitoy bu yil 2-nji ayning 15-nji kuni 1-nji bosqichliq savdo kelishimi imzolab, har 6 oyda bir qitim kelishimning ijro qilinish ahvolini baholashni qaror qilgan. Kelishimda Xitoy Amerikadan zo'r miqdorda yezi egilik va energiya mahsulotlarini sotib olishga ma'qul bo'lgan edi. Reuters agentligining xabarida ta'kidlanishicha, vaqadan xabardor zotlar suhbatning vaqt jadvalidagi ixtilof va Xitoyning Amerika mahsulotlarini texnik ko'p sotib olishiga vaqt berish maqsadida kechiktirilganligini ilgari surgan. Xitoy 1-nji bosqichliq savdo kelishimida Amerikadan qo'shimcha 200 milliard dollarlik mahsulot sotib olishni va'da qilgan. Lekin Xitoy virus sababli sotib olish bir mazgil ta'sirga uchirgan edi. Ma'lum bo'lishicha Xitoy yaqinqi bir qancha hafta ichida Amerika yezi egilik va energiya mahsulotlarini sotib olishni kuchaytirgan. Tramp hukumatidagi amaldorlar yaqinqi sotib olishlardan mamnun ekanligi savdo kelishimidan voz kechish plani yo'qligini bildirgan. Amerika Xitoyning Huawei shirkatiga qarata yana mo ilgirlab cheklama qo'ydi. Amerika Saudi ministerligi Xitoyning Huawei shirkatiga qarata yana mo ilgirlab cheklama qo'yib, uning Amerika texnikasi bilan boshqa davlatlarda ishlab chiqarilgan o'zaklarga erishishini man'i qildi. Amerika Saudi ministerligi sanoat bexatarlik idorasining 17 avgust e'lon qilgan bayonotida ta'kidlashicha, ular yana Huawei shirkatiga chetishliq 38 shirkatni qora tizimlikka olgan. Amerika Saudi ministerligining bildirishicha, chat al shirkatlarining Amerika texnikasida ishlab chiqarilgan o'zakni Huawei'ga setishi uchun Amerikaning alohida ruxsatini elishi kerak ekan. Amerika hukumatı o'tgan yili Huawei'ni qora tizimlikka kirgizib, Amerika shirkatlarining uningga Amerika texnikasi setishini cheklagan bo'lsa-mu, lekin uni o'zak bilan ta'minlashni qarallik uzartib kelgan. Amerika Saudi ministerligining bayonoti ta'kidlashicha, bu qitim ular qarallik uzartishni to'xtatgan. Kuzatuvchilar buning Huawei uchun og'ir zarba ekanligini bildirmoqda. Xitoyning mazkur texnologiya shirkati Amerikaning bexatarligiga tahdid selibli qolmay, Xitoy rejimining Sharq Turkiston xalqini ta'qiblashiga texnikalik yordam berish bilan ayiblanib kelgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi 17 avgust bayonot e'lon qilib, Saudi ministerligining qarorini qo'llaydiganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Trump hukumatining Amerikaning davlat xavfsizligi fuqarolarining shaxsiy maxfiyatligi va 5G ul aslahalarining bir butunligini qo'g'dash uchun tadbir olganligini ta'kidlab, biz Xitoy kompartiyasining fuqarolarimizning shaxsiy maxfiyatligi, Amerika shirkatlarining aqliy mulklari keyingi avlod dunyo to'rining bir butunligiga buzg'unchilik qilishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi. Kelgusi 5 yil ichida Xitoyda ochlik qisligi ko'rilishi mumkin. Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi 17 avgust Xitoyning yezi taraqqiyoti haqida yangi dokument e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning 2021 yildan 2025 yilgacha bo'lgan 14-5 yillik planining oxirgi mazgilida zo'r miqdorda ochlik qisligi ko'rilishi mumkinligi mo'ljallangan. Dokumentda bildirilishicha, kelgusi 5 yil ichida Xitoyda ochlik qisligi 130 million tonnaga yetishi mumkin bo'lib, buning ichida dollik ziroat, bug'doy, guruch, qonoq 25 million tonnani tashkil qildi ekan. Mazkur dokumentda Xitoyning yezi taraqqiyotida dehqonlarning terichilik qizg'inligining tuvallishi, yuqori kirimni saqlashning qiyin bo'lishi, yezi nufusida qerish nisbatining eshib ketishi qatorliq bir turkum masalalarning saqlanayotganligi ko'rsatib o'tilgan. Dokumentda yana 2025 yilga borganda Xitoydagi shaharlashish nisbatining 65.5% ga yetadiganligi, yangidan shaharga ko'chadiganlarning 80 millionga yetadiganligi tilga olingan. Yuqoriqi dokumentdan sirt Xi Jinping yaqinda yana qonun turg'izish va nazorat qilish qatorliq usullar orqali yemak ichmak isrofchiligini tizginlash haqida yo'l yo'riq tushirgan. Bu Xitoyda ochlik qis bo'lish masalasining mavjud ekanligi haqidagi turli farazlarga sabab bo'lgan. Sharq Turkistondagi Xitoy virusi yuqum vaziyati. Xitoy Sihhiya sog'lomlik komitetining ma'lumotlariga asoslanganda 17 avgust Sharq Turkistonda yangidan yuqumlanuvchilar bayqalmagan bo'lib, uda 2 kun 0 holatni saqlagan. 17 avgust butun Xitoy tavasida yangidan yuqumlanuvchilar 22 kishi bo'lib, hammasining chat aldan kirganligi bildirilgan.
Мәлім бұлышча, 17 август Шарқы Түркістанды еңідін көпейген кеселік аламеті көрілмеген юқымланғышы бір кіші болып, сақайғалар 24 кішіге еткен. Юқымланғышыларының ұмуми саны болса 354 күшкен. Түркиядегі Қытай вирусы хақыда әң еңі мәлімат. Түркиядегі еқынғы 24 саат ішіде Қытай вирус сәбәбіден 22 кіші қаза қылды. Түркия Жумуриті Сәхия Министерлік тарапыдан елан қылынған баянатта Түркияді еқынғы 24 саат ішіде 22 нәпәр Қытай вирусы бимары қаза қылғанлығы. Шының білен Қытай вирусы отырғы чыққанды бұян қаза қылғанлар саны 5996-ге еткенлігі білдірілді. Бір күн ішіде 74846 кіші тәкшірілген болып, бұлардың 1233 кішіде вирус байқалды. Мұшы 24 саат ішіде сақиып доқтырхандан чыққан 1002 кіші білен қошылып, Сақайғаларының ұмуми саны 231997 кішіге етті. Министерлік Қытай вирусы юқымының елі әм қатерлік ішкерлігіні, шоңашқы қалықның маскі тақаш, іждімаи арлық сақлаш вә тазылық риай қылышының интайын мұхим ішкерлігіні білдірді. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmetleşenime köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.